Hepinize merhaba, ben Arden. Bugün Üçlü Kapışma Ligimizin yepyeni bir bölümüyle karşınızdayım. Gördüğünüz üzere, çok yaşa abi. Gördüğünüz üzere yeni bir sponsorumuz var. Hep beraber, sen de. Ligimizin sponsoru Coca-Cola. Hoş geldin Coca-Cola be. Under Armour da beraber. Aynı abi şey. Şimdi sizden bak bak sese bak. Sese bak. Bunun sesi montajcı koyacağım öyle düşün. Şimdi sizden onu da koyacağım mı? Evet. Tadını çıkar sesi yapmanızı bekliyorum, ben kolayı içeceğim. Coca-Cola Arden için özür dileriz. Arden yanlış videoda başladık sizin reklamlarınıza. O yüzden kusura bakmayın ama yine de ürününüz çok satacaktır artık. Dünyada bir numara olacaksınız. Pepsi'yi geçiyorsunuz. Coca-Cola. Pardon, oraya bip koymuştur Arden. Tadını çıkar. Evet, başlayalım. Rakibin ismini verdim ya, o olmadı. Pepsi bizim Coca-Cola'nın rakibimiz. Sponsorunda Pepsi'nin adını verdi adam ya. Evet yani. Başla artık Arden ya. Arden bak, çevirdim, hazır ettim. Tekrar çevireceğim. Aa, laneti bozmuş o zaman maçı. Anladım arkadaşlar. Bence bu altının, ben bu altının üzerine çok gittim. İkisine de altı attıktan sonra dedim ki lan yeter ha, ne oluyoruz falan. Bir büyü oldu. Yani şimdi Arden 0-3 ama. Arkadaşlar, ligin ilk haftası, evet. Ligin ilk haftası almış olduğum liderliği son haftasına kadar bırakmayarak bir ilk imza atacağım. Öyle bir şey yok, sen bıraktın, averajla ben liderim. Sen nereye bırakmayarak? Sen nereye yaparak gidersin ya? Aynı puandayız, averajla ben liderim arkadaşlar. Yazmışsınız. Ya nereden biliyorsun, gollerini mi saydın ya? Ardenzer taraftarlarını, hepsine teşekkür ediyorum, fan sayfalarımıza hepsine teşekkür ediyorum. Adamsınız bu arada Instagram'daki fan sayfaları. Asla yorumlara da çok teşekkür ediyorum. Ardenzer taraftara! Averajla asla Arden ne lider lan? Değil arkadaşlar. Sabır şu anda. Lidere saygı duyun, selam duyun. Selam verin. Ama Arden şu anda yalandan benle aynı puan olunca kendini hemen şey zannediyor, lider yapmış. Bugün gerekli cevabı G-Unit taraftarı Onur olarak gerekli cevabı şimdi birazdan ya, vereceğim Arden. Bu ne ya? Teşekkür ederim abicim. Kışkırtma, bezdirme, laf. He bu arada şunu söyleyeceğim. Arden'e laf ediyorsun, sen de Leybüşka yapıyorsun diyorsun. Arkadaşlar Arden'e zaten bilerek laf ediyoruz ki psikolojisini bozalım diye. Amacımız zaten o. Bunu da söyleyelim. Bugün yine gerekli şey Arden'e yapacağım ve Arden bugün puan kaybedecek. Arkadaşlar beni ağlatıyorlar ya. Evet, Arden'e şöyle bakıyoruz. Arden ve şöyle yapıyor. Bir bakıyoruz. Arden ne yine yapıyor? Onur abi, benim formlar gayet yerinde. Pike'yi oynatmıyorum. Kalecin kötü. Yedekleri almışım. Kalecim söylemeseydin keşke ya. Şimdi kalecimin üstüne gelecek hep. Vallahi kalecim benim, direkt aşağı. Marquinhos oynatamıyorum. Benim de Marquinhos'um öyle. Benim de Marquinhos'um onun yerine Ndombele oynuyor. Yani o birazcık kötü oldu. Ama böyle başlayacağız biz. Lukaku'muz ama var. Ama hatırlıyor musun? Bir kere benim Loris kalede çok kötüydü. Öyleydi. Lan o gün hayatın maçını oynamıştı. Hatırlıyorsun değil mi? Neler kurtarmıştı. Ulan yine bana denk geldi o ya. Neyse arkadaşlar, kadroları falan gördünüz. Geçelim maça. Ardenzers Arena. Ardenzers Arena'da bizde hep gece dedi, gündüz maçı açmış yine. Yanlışlıkla olmuş, anlamadım. Gece yazıyordu ya. Gölge yok. Emrişke, dikkat. En azından bulutlar var. Orada diyor. Tutturmuşuz abi. Ha. Tutturmuşuz, iki adam vermişiz. Patrick Vieira, yeni kral. Hocam ben de. Yani böyle hocam ben de. De. Arkadaşlar bu arada şu an Instagram hesaplarımız ekranlarda, takip etmeyi unutmayın. Şimdi verdi pasımı. Çok güzel Lionel Messi. Sol ayak Lionel Messi. Olmadı. Olmadı. Ama devam ediyorum. Arden'in klasikleri. Hiçbir şey yapamaz. Yaparım. Çünkü çok iyi tanıyorum abi. Yaparım bilirsin. Arden yakarım Roma'yı da yakarım. Of pasların güzelliğine bakar mısın ya? Adeta şov yapıyor. He şansa. Faul abi. Oradan hiç da L1 üçgen. Yuh artık abi, ben ya. Her zaman biz L1 üçgenin lorduyuz abi. L1 üçgenin lorduyuz. Ya oradan da yap, oradan da yap. Yapmadım, yaptı yaptı. Yapma, merak etme. L1 üçgen olmaz. Normal üçgen yaptım da. Arkadaşlar bugün G-Unit'e bu galibiyeti alacağım. Hadi. Güzelsin. G-Unit için. Patrick Vieira'mız da var. Hulit. Helal olsun be. Bak neler böyle yapıyor, dalga geçiyor. Oyuncu, oyuncu! Dalga geçiyor. Oyuncu. Ay! Mbappe ile o tarafa mı vurulur ya G-Unit? Ben o bir ayarımı yapmamışım. Bir ayarım var. Evet arkadaşlar. Ayarımı yapmamışım. Şu anda bir dejavu olabilirsiniz. Acaba eski videolarımı açtım diye şaşırmayın. Evet, yeni video. Çünkü klasik Gürkan'ın 8 tane gol kaçırdığı videolara hoş geldiniz. İlk gol buydu. Bir tanesiydi birazdan, değil mi şimdi sayaç var başladı. Ekranda. Şimdi 8 tane gol kaçırıp 90+3'te gol yiyeceği için birazdan hiçbir şey demeyeceğim. Ben ağlamıyorum arkadaşlar. Bahane de üretmiyorum bu videoda. Hiçbir şey demeyeceğim. Hiçbir şey demeyeceğim. Arden hadi Arden. Bugün kıyak geçiyorum herkese. Pavel Nedved. Zaten ben Gürkan abiyle oynarken hani Gürkan abiyle mi oynuyorum, Onur abiyle mi oynuyorum belli değil.
Son haftalarda. Evet. Evet. Güzel, gol geliyor. Gidiyor. Hadi Vieira. Hadi. Lan! Lan! Oha! Vieira. Bak. Aa, son anda dokundu. At L1 üçgen. Atsın. Yansın bu L1 üçgenler. Yansın he. Geceler. Yeni tamam, bir L1 üçgen. Arden sen L1 üçgenle rap çıkarsana. Rap şarkısı. İyi tabii tutar ki. Ha. Attım evet, L1 üçgeni. Attım L1 üçgeni. Başka bir şey bilmiyorum. Hayatım L1 üçgen olmuş. Video full zaten öyle şarkı sözleri, rap sözleri. Attım L1 üçgeni. L1 üçgen oh yeah. L1 üçgen oh yeah. Yavaş ya? Daha iyisi. Orta sahada sağ, birazcık sağ yaptı. L1 üçgenden farklı. Gürkan L1 üçgenden farklı ilk defa bir şey yaptı ya. Oha ne yaptım? Bugün farklı bir şey denedim. Yalnız ortaklaşa maçtaki Ronaldinho ile olan çalımı hatırlatırım. Aha yani. sen bunu bir ye de. Dur. Al sana. He, yap L1 üçgeni. Oğlum yapsana sana action'ı. Ya abi artık normal üçgene basıyorum, onda da L1 üçgen gibi atmaya başladılar. Şaka gibi ya. Welcome to G-Unit. Aha. Bu Nedved'i durduramıyoruz. Arden yandan ortaladı, onu abi da L1 üçgenle açtı. Ya orta. Bak ya orta ya L1 aynen üçgen. Aynen. Başka son şey zamanlarda ortaları bunun etkiliydi ya. Tehlikeli. Bir de buradan. Geç vurdu. Bana. Geç vurdu. Süper. Koyduk. Oo, i̇şte bu be. L1 üçgenin kralı i̇şte bu be. Arden. İşte bu ya. Bu sefer sakin kaldı. Mbappe. Yes. Mbappe. Yes. Şakasına yes. Gülünmeyen adam montajı buraya istiyorum. Ne yaptın hemen. Öyle? Kaleciyi çıkartıp geri koyma falan yer mi Gürkan? Orada yemedik. Bugün Gürkan yemedik. Yer mi onları? Dedik ki yemedik. Yemedik. Ha yer mi? Ha. Anadolu çocuğu. Kerem kime şekil yapıyorsun? Oğlum. He L1 üçgeni dikkat. Kerata seni. Atmadı gördü çünkü. Hadi bakayım ne yapacak? Ya bu ama abi de top alırken her seferinde düşüyor. Neyse şikayet etmiyoruz. Oh be! Ulan gelmiştik ya. Endombele. Nereye atıyor ya? Bu ama abi hep düşüyor. Bir sol bek çıkaramadık gitti. Ramos kralsın be. Mbappe gel. Mbappe gel. Durkan bunu atma yazık. Hepsini atma. Mükemmelsin Ramos. İyi yaptın iyi. Hepsini atarsan şimdi erken adam, ayıp olur. Ondan da L1 üçgen ya bu. Böyle bir şey yok. Arden taraftarları L1 üçgen de atacak yakında. Top dağıtırken de L1 üçgene basıyor. Böyle bir şey yok ya. Messi. Nasıl alamadın? Messi kafaya bile çıkmıyor, korktu. Engol Okantes. Uf. Uf. Arden şu an sustu ya. Arden şu an böyle tırstı. O anlaşıldı. Ben artık uğraşmak istemiyorum Onur abinin kışkırtmalarıyla. Ne kışkırtması ya? Koydu çocuğu. Penaltı? Ne penaltı? Ya, vermiyor ya, penaltıyı vermedi. Vurdu. Hadi. Hulit ne yapıyorsun Hulit? Yerleri yumruklarsın öyle. Hulit. Yeni bir Onur. Onur Şahin bak. Yorumları yazmışlar zaten. Hulit. Onur abi takımına güzel oyuncular eklemek için bilerek yapıyor. O evet, Rebid vardı ya. Vieira. Ya bu ne ya? Top orta sahada. Süper be. Uf neler ya. Sen bir ya. Are you good şair? Bakar mısın? Uf. Nedved aşağı ya, indiremedi. Olsun. İlk dakikalardan böyle 10-0 yapma. Sonra yaparsın. Arden hiçbir şey yapamıyor ya. Hiçbir şey yapamıyor şu anda var ya. Uf. Tek kale ya. Tek kale maç mı izliyorum şu anda ya? Tek kale maç izliyorum. Bak bak. Bizde. Bizde hocam. Hakem birazcık sustu. Şey benim. Maç kopmasın. Beyin Sports izleyenleri cihazlarını iptal etmesin diye. Bruno Henrique ne yaptın? Atlayı bir üçgeni. Aa! Hoca kırmızı kart niye vermiyor? Değil mi? L1 üçgen Arden. Süper ya. Bakar mısın? Bak bak. Bak. Oyuncu ya. Uf 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 uf. Uf. Hadi. At şunu be. Aa! Gol 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 gol. Gol! Faul, hocam faul. Ne oldu? Faul yaptı. Hocam ne oluyor? Free kick mi? Bana faul yapıldı orada. Bana faul. İnanamıyorum. Yapıldı. Bana faul var. Ya bu oyun ya inanamıyorum. Bana faul var abi, alıyorduk ya, golü yediler ya. Golü yedi ya. Golü yedi ya. Golü yedi ya. Golü yedi ya. Harbiden. Oradan deli bir şey yaptı. Aha! Vur oğlum! Aha! Vur! Gol! Güzel gol attı ama. Ya. Ama
zaman biraz yani bizim yapacağımız bir şey kaldı. Abi senin pas gibi golünü vermedi. Oyun döndü, gol attırdı ya. Onur abiye bu gol. Ben bir şey gerçekten demiyorum ya. Nedved akıl dolu pas. Bak yine Lebiş. Ronaldo'yu gördüm orada. Ronaldo ama güzel pas attı buradan kafayla da. Yani oyun da helal olsun. Verdirdi o kafayı. Yani burada Ramos'a laf ederim. Bu ne biz, ya? Şu Ramos mu şu? Burada kafayı vuruyor. Ramos aynen. Ya, Kamil ya. Bir de Koulibaly peşine. Arkadaşlar. Koulibaly geldi neyse bir tık geride kaldı da. Azman da direkten çaktı. Endombele. Nereye gidiyorsun Endombele ya? Lebiş'e geçit vermek istemiyoruz. Hocam offside. Offside var mı? Offside değildi ya. De. Arda'm tırstı bir. Evet ya. %5 ya. %5. Geride olsa gol. Benim de öyle bir pozisyonum vardı. Gelişine kafa verdim. Nedved atamadı o kafayı. Hayır. Ya Viera gölge gibi Arda'm. Hayır. Viera gölge gibi. Ya bu arkadaşlar Onur abi mute'leme tuşu yok mu ya? Videoda o tuş olsa kimler basardı? Yazın yorumlara. Ama hakkımı abi, isterim. Şey güzel oynamadım bari. Ama ben gerçekleri söylüyorum. Evet. Bir yani, yanda pas oyunu. Ya ne gerçeği bırak ya. Ya benim taktiğim de L1 üçgen. Ben de hoca olarak uzun top oynatıyorum. Ben de bunu seviyorum. Kontra atak, uzun top oynatıyorum ya. Allah'ım yarabbim. Benim de taktiğim bu. Uzun top. O zaman iç bir enerji kendine gel. Allah Allah arkadaşlar. Haftalardır Coca-Cola laf etti Onur abi bize. Haftalardır Onur abiye bunu armağan ediyorum. Bunu. Böyle. Yazıklar olsun ya. lan L1 üçgen atacak. Üçgenin adamı benim kardeşim. Bana Mbappe ne yapıyorsun ya? Mbappe. L1 üçgenin Mbappe. Lorduna ihanet etmez L1 üçgen Lorduna. İlk dakikada bir tane kaçırdı. Şimdi bir tane kaçırdı. Ne var hocam ya? Onur abi yayın geliyor değil mi hala? Geliyor ya. Beyinden tamam. Hocam ne faulü ne sarı kartı hocam ya. Ayağını kırsaydı ya. Bak. Bakayım. N'Golo Kante seni seviyorum. Omuz kırmış kalteye beraber vermiş. Kante indiriyor ama. Carlos da buradan atar hemen. Arnold. Carlos seçip atar. Yo daha ne lan. Geliyor. Hiçbir şey yapamaz. Geldi. Gürkan şimdi aldı. Mükemmel gidiyor Nedved'le. Carlos sarı kart vermiş lazım. Ne yaptı biliyor musun? Kamikaze yaptı. Kendini oraya attı bildiğin. Adamın üstüne zıpladı yani. Var. Keita'yla bir pozisyonu var Carlos'un biliyor musun? Galatasaray Keita'yla. Keita yumruk attı Carlos'a. Yanlış adama gitti orada ya. Abi yanlış yaptı. Yaşı yetmedi pozisyona. Ben evet yaşım yetmedi benim. Ne yazık ki. Çok güzel pozisyon onu 2003'lüyüm peste güçlüyüm arkadaşlar. Onu daha sonra izlerden çok iyi pozisyonu. Bakalım. Yıllarca unutulmayan bir pozisyon. Keita yumruk attı Carlos'a ya. Bildiğin yumruk mu attı? Ben evet, belki evet. Onu şu an koymuşumdur. Telif falan yoksa bakmışımdır. Sen önce golü ye de. Oo, ya hocam ver artık frikiyi ya. Hocam. Hiçbir şey yok. Aynen, o adam frikik golü gerek ya. Penaltıyı vermedi yani şu anda. Arden Zürs. Aha vuracak. Şeyler yapmaya çalışıyor da. Lan Nedved'e oynasana. Güzel. Bak Arden güzel hareketler bak. Güzel paslaşmaların çok güzeldi bak. Bunları ben okeyim. Arden L1 üçgeni bırakma Arden. L1 üçgeni devam. Lan nereye offside? L1 üçgeni devam Arden. Offside oluyor sana. Bak Arden nasıl övdüm zaten. Nasıl övdüm? Nasıl övdüm şimdi seni? Çıkıyor çünkü mu? Ben güzel oyunda tamam mı abi? Güzel oyunda ben varım. Bak övüyorum seni. Şimdi bizde yeni oyuncumuz Hengming Son'u mu denensek? Gabriel Barbosa giriyor. Yok. Beckham? Ronaldo girdi. Beckham kalsın. Kante fena oynamıyor. Ama sana küsmüş olabilir. Kesiciyi. Sana diyebilir hocam frikik olursa atmam der. Frikik olursa ben alayım. Çok önemli arkadaşlar. Beckham şöyle silinmesin diye sonradan mı koydu? Yo. Oynatmak istemedim hiç bugün. Hiç koymadı. Strateji. Yeni taktik. İşte böyle. İşte böyle Cristiano Ronaldo buraya değişik gol attı Cristiano Ronaldo. Kalecimizin formu kötü ya. Oo, işte bu. Bakın burada Nedved indirdi. Ronaldinho, Gabriel Barbosa ve Cristiano Ronaldo. Bu arada bir dakika. Lukaku değişti orada. Ha. Bir şöyle bir şeye bakalım bir dakika. Orada, markaj orada bozuldu. Yo, bozulmamış. Bozulmuyor. Onu bana sorsan abi sen. Sen ne sorsun oğlum sen yalan söylersin. Ben niye yalan söyleyeyim ben 2003'lüyüm peste güçlüyüm. İşte böyle.
Cristiano Ronaldo bana değişik oynattı Cristiano Ronaldo. Kardeşimizin. G-Unit taraftarları takımlarından bir gol bekliyor. Şimdi Ronaldo'ya doğru. Ronaldo karşısında Van Dijk var. Geçebilecek mi? Ronaldo harika hareketler. Gullit. Gullit'ten ceza sahasına indi Ndombele. Son anda girdik. Aha, uzun bir top oynadı. Alışına gelmişin dışında oynuyor şu anda Arda'nın uzun toplarla. Ronaldinho. Ronaldinho. Abi. Kaleci. Abi. Neler lan? Golü kaçırdı. Yapma be. 3-3 olacaktı. Şimdi 2-2 gelebilir mi derken Nedved aldı. Şimdi Ronaldinho orta sahada Ronaldinho. Ronaldo baktı çok uzaklardan kaleci. Biraz ya manyak, değişiklikler yapmak manyak lazım. Manyak oynuyoruz ya. Hemen değiştik. Ardenzers taktiğiyle oyunu soğutmak. Güzel, güzel. Tamam, eyvallah. David Beckham takımın kaptana ihtiyacı vardı. Kaptan geldi. Aman. Kante mükemmelsin. İyi oynuyor ve çıkarmadım Kante'yi. Arkadaşlar geri geleceğiz bu maçta, merak etmeyin. Patrick Vieira mükemmelsin be. Vur oğlum. Gabriel Barbosa be. 99 bitiricilik. Ulan harbiden 99 bitiriciliği görün. Bitiriciliğe bak ya. Bir de bana neyse, ben oyuncumun arkasındayım. Bakayım nereden geçti, merak ettim. Ne olmuş? Ama çok baskı var. 3 kişi birden geliyor. Adam zaten küçücük. Ya gelir, bir zahmet. Ama girerse G-Unit'e yani o şekilde giriyor. Başkasına girmez. Bize girer. Sana her aha. İşte Gabriel Barbosa. Kaleciyle gönderip atarım dedi bu sefer. Rakibe düşen toplarda hiçbir şey yapamıyorum. Ona düşüyor, pası veriyor. Sonra pat benim defans yerde çakılı kalmış. Bak hareketi İkinci gördün mü? İkinci çok farklı oynuyorlar. Hareketi gördün mü? Bak, şu hareket. Böyle ikinci golü yedim. Cristiano Ronaldo. İndiriyor kafayla bir pas sonra tık gol. Bizim defans ya arkadaşlar. Bana o kadar o hücum oyuncusu çıkıyor. Bir adam akıllı defans varan bir çıktı, o da silindi ya benim şansıma. Evet, L1 üçgen, klasik L1 üçgen Gürkan abiden, klasik L1 üçgen, klasik L1 üçgen arkadaşlar, dakika 75, 1-0 geriye düştüğümüz maçta, 3-1 öne geçmeyi biliyoruz, şimdi inşallah maçı kazanacağız ve videoyu bitireceğiz. Coca-Cola sponsorluğundaki videomuzun sonuna öyle gelmiş olacağız. Şimdi Patrick Vieira, David Beckham, Nedved bugün maçın oyuncusu diyebilir miyiz acaba? Yorumlarda maçın oyuncusu önerilerinizi bekliyorum. Şimdi Cristiano Ronaldo kaçmıştı oradan. Gördü Gürkan abi pası. Carlos aldı, dedi ki hayırdır dedi. N'Golo Kante girdi. Neler oluyor orada? Carlos tekrardan geldi. N'Golo Kante. Cristiano Ronaldo kaçtı. Cristiano Ronaldo'nun önünde şimdi Van Dijk var orada. Cristiano Ronaldo vurdu, olmadı. Çok dardı açığa. Şimdi Trent Alexander-Arnold. Bize bir enerji geldi. Allah'ım neler oluyor? Devam et. Yoruldum. Çok yoruldum. Şimdi Patrick Vieira, Kevin De Bruyne. Olmadı. Top bende değilken enerjim çalıyor. Arda bir tane yiyecek şimdi. Ondan sonra. Acaba maç ayıcı heyecanlı olsun diye mi? Hadi. Pasa ortaya geldi. Onur ya. Abi diyordu ya dekodörlerini kapatmasınlar diye. Şimdi ben de evet. Bir yesem mi de bizim sen yayıncı kuruluş. Zaten yedin canım. Zaten yedin. Yok abi. Öyle bir şey yok. Ne gülüyorsun lan? Ya çok seviyorum. Böyle neyi seviyorum biliyor musunuz arkadaşlar? Onur abi karşı tarafta oluyor ya. Bir de ben üstüne kazanıyorum ya. En çok onu seviyorum ya. Gerçekten. Ya gol attığımda ilk baktığım şey Onur abinin kamerası. Bana biri yorumlarda şey yazmış. Sen işte gol yiyince çok moralini bozuyorsun. Karşı taraf iki kişi güçlü dur yazmışlar. Duracağım aha! Arkadaşlar duracağım. Abi de bomboş kafayı kaçırdı ya. Duracağım. Bek, basma. Basma, merak ettim. O yorum yazan arkadaşa sesleniyorum. Senin için dimdik duracağım. Dimdik ayaktayım. Ya sen ne demek istiyorsun ya? Dimdik ayaktayım. Şimdi Kevin De Bruyne gördü pası Gabriel Barbosa'nın önüne doğru. Hocam! Oh! Olmadı. Hop şöyle saldım. Geldi şimdi orta. Orta geldi. Ah be, orta atacağım deyip çalım atmak istedim. Olmadı. Patrick Vieira hayvan gibi oynuyor. Keşke bizde de olsa derken. Abi, indir aşağı. Oyuncular şimdi çok antallaştı. İkinci yarıda momentum etkisi. Bir şey demeyeceğim dedim ya. Yani olanıp diyorum. Geçmiş olsun. Momentum. Ya niye golü geçiyorsun abi ya? Ya golü atmışız, bitti golümüz geçiliyor ya. Bitti zaten maç içeriden. Bitti maç. Ya. Böyle güzel bir gol diyorsun. Bak nasıl sinirli. Beni diyor nasıl almıyorsun diyor. Tek başıma oynayacağım diyor. Oyun izin veriyorsa oyun atıyor. İlk yarıda nasıl pas yapıyordum? Yani başka birisi mi girdi oyuna? Hala ben oynuyorum. İlk yarıda böyle oyuncular kontrol ediyor. Ne güzel kontrol ediyorlar topu.
Pasları tık tık verebiliyorlar. İkinci yarıda hiçbir şey yok öyle. Yapacak bir şey yok abi. Biz bu oyun bize Konami diyor ki sen üçüncü olacaksın abi. Abi neyse. Arden düşündüğünü yanlış düşünüyorsun. Ayıp ne, ediyorsun. Ne dedim ya? Ne, bir şey dedim mi? Ya biliyorum abi dediğinden anladım Arden. Tamam geçelim oyuncu silmeye. Diyorsun ki orada kötü oynuyorsun falan filan diye düşünüyorsun. Sen oynayamıyorsun. Yo, ben şunu ya, diyecektim. Olabilir. Böyle maçları kaybedebilirsin. Sıkıntı yok. Ben şunu diyecektim. Dedin ya, Arden burada sanki oynadı. Hayır. FIFA liginde tane... kaçıncısın? Arden. Arden bana hikaye anlatma Arden. Geçelim arkadaşlar oyuncu silmeye. Arkadaşlar ligin sefiri olarak yani sırf bu ligin değil bir de izlemiyorsanız Rebuild ligimiz de var. Oranın da birincisiyim. Ama bugün burada... Orada merak etme Arden. Evet. Kılpayı yeniyorsun falan bir şey yapıyorsun. Orada Arden bir maç aldı ya arkadaşlar. Şimdi gaza geldi. Tüm dünyanın kralı ilan etti kendini. 17 puandayım. Gürkan abi 9 puanda orada. Neyse oraya geçelim. Ben çok etkili bulduğum Patrick Vieira'yı koruyacağım abi. İnanılmaz oynuyor. Bu arada yani ilk yarıda çok etkili. İkinci yarıda bizim takım komple etkisiz olduğu için o da hani bir şey yapamadı. Ne yapsın? Tamam. Bence mermi gibi basıyorum. Bir dakika dur. Bu arada şey demişlerdi ya böyle bir siz yeni bir fikir bulmuşsunuz yorumlarda. Evet o güzel fikir demişlerdi bu adam silmede. Neydi o? Ha ben demiştim onu. Korumalı denk gelirse silinmesin o hafta. Var mısınız? Yapalım mı? Anladım. Mantıklı. Bence yapabiliriz. Yani ben şu geçen an eğer... hafta ben söylemiştim. Kabul etmemiştiniz. Ya ben de demiştim sen ya. Sen mi seçmiştin? Senin için şu an daha iyi Gürkan. İlk sen de şey yapılıyor zaten. Evet ben bunu kabul ediyorum. Tamam neyse. Vieira koruduğum oyuncu. Zaten silinse de silinmese de bakıyorum. Yani... Arden orada yine laf sokmaya çalışıyor. Sanki her zaman ya neyse arkadaşlar işte çoluk çocukla uğraşmayalım. Aa, o zaman sol bek. Ama abi güle güle. Hiç değiştirmemiş ya. Ama bitti. Değiştirdim. Değiştirdim. Full değiştirdim. Bir tek onu değiştirmedim. Neyse sol beki yok ama şu an. En azından öyle oldu. Ama abi güle güle diyoruz arkadaşlar. Evet. Mavi diyoruz. Bay bay. Ama zaten her topu aldığında yere düşüyor anasını satayım. Hiçbir şeye yaramıyordu ya. Ben bu yüzden aslında Amavi'nin silinmesine sevindim. En azından Gürkan abimi çok üzmemiş oldum. 4 golden sonra. Yani dedim Erden, hani biraz... kendini şanslı say bence. Arkadaşlar, kendini şanslı say yine. Ligin lideri benim zaten. Averajda. Şimdi bu hafta Onur abiyi de direkt yenip puan farkıyla ligin lideri olacağım. Sonraki videoları izlemeyi unutmayın. Instagram hesaplarımız aşağı kısımda takip ederseniz sevinirim. Kendinize iyi bakın ve Coca-Cola sponsorluğunda. Arkadaşlar. Hoşçakalın. Arden'i bitireceğim. Bitireceğim izleyin.